Herkese merhabalar. Ben Doktor Erat Başer. Dermoid kist ameliyat edilmezse ne olur? Ortalıktaki dermoid kistler ergenlik çağındaki kızlarda ve üreme çağındaki kadınlarda sıklıkla karşılaştığımız tümöral kitlelerdir. Tümör dediğimize bakmayın. Bunların çok büyük bir kısmı iyi huyludur. Dermoid kistin bir diğer ismi matür kistik teratomdur. Yani embriyo döneminden kalan olgunlaşmış kök hücrelerden meydana gelirler. Bu olgunlaşmış hücreler embriyoyu oluşturan 3 ana yapraktan meydana gelirler. Bunlardan ektoderm yani en dıştaki katman, mezoderm yani ortadaki katman ve endoderm yani yani en içte yer alan katmandan çeşitli hücreler dermoid kistinin içerisinde bulunabilir. Dermoid kiste sıklıkla yağ, saç, kıl folikülü, deri, kemik, kıkırdak gibi dokular yaralabilmektedir. Bu nedenle çoğu zaman ilginç görünümlü kitlelerdir. Genellikle yağ ve saç içerikleri nedeniyle dermoid kistler ultrasonda çok tipik olarak tanınırlar. Dermoid kistin kendiliğinden iyileşmesi beklenmez ve yavaş yavaş büyüme eğilimindedir. Bu nedenle genellikle tanı koyduğumuzda bunların ameliyatta alınması önerilmektedir. Ancak bazı hastalarımız yumurtalık rezervine zarar gelir korkusuyla ameliyat olmak istememektedir. Peki dermoid kistler alınmazsa ne olur? Gelin buna beraber Dermoid kistin alınmaması durumunda öncelikle kistin büyüme riskini göz önüne almak gerekir. Yani kist alınmadığı takdirde yavaş bir şekilde senede yaklaşık 1,5-2 mm olacak şekilde büyüme gösterebilir. İşte bu nedenle kist boyutu giderek artabilir ve kist boyutu 5-6 santimleri geçtikten sonra ağrı ve baskı hissi yapmaya başlayabilir. İkinci bir risk kistin ağırlaşması ve yumurtalığın kendi etrafında dönmesine yani torsiyona neden olmasıdır. Yumurtalık torsiyonu bir acil durumdur ve çoğu zaman acil ameliyatla tedavi edilir. Bu ameliyatlarda bazen yumurtalığında alınması gerekebilmektedir. Üçüncü bir risk kistin yırtılması ve kist içerisindeki yağlı sıvının karın içerisine boşalmasıdır. İşte bu durumda da kist içeriği iritan olduğu için karında şiddetli bir ağrıya ve sonraki dönemde karın içinde yapışıklıklara neden olabilir. Dermoid kiste kistin yırtılmasıyla oldukça nadir karşılaşıyoruz. Ancak böyle bir durum meydana gelirse bu da cerrahi bir acil olarak karşımıza çıkabilir. Dördüncü bir risk de kistin kanser kansere dönüşme riskidir. Daha önce de dediğim gibi dermoid kistin kanser olma olasılığı çok çok azdır. Kanserleşme oranı en fazla binde 2 civarıdır. Dermoid kistin kanserle ilişkili olma olasılığı yaş 45'in üzerinde ise kist boyutları 10 santimin üzerinde ise ve kist boyutları hızlı bir şekilde artıyorsa akla gelmelidir. Peki dermoid kist ameliyatını erteleyebilir miyiz? Evet dermoid kist ameliyatı kesinlikle ertelenebilir. Ancak bunun için bazı kriterlerimiz vardır. Bunlar arasında en başta hastamızın herhangi bir şikayet olmaması, kist boyutlarının 5-6 santimden küçük olması ki bunun da nedeni kistin boyutlarının 5-6 santim üzerine çıktığında torsiyon riskinin artmasıdır. Hastamız daha önce de bir yumurtalık kisti ameliyatı geçirmişse yani yumurtalık rezervinin azalmış olabileceği durumlarda yumurtalık torsiyonu şüphesi yoksa ve yumurtalıkta kanserleşme riski görülmüyorsa dermoid kist ameliyatı ertelenebilir. Peki hamilelikte dermoid kist ameliyatı olur mu? Hamilelik dönemi doğal olarak ameliyatı tercih etmediğimiz bir dönem. Eğer hamile şiddetli bir ağrı yoksa, yumurtalık torsiyonu gibi bir durum yoksa o zaman ameliyat doğum sonrasını ertelenebilir. Doğum sezeryanla olacaksa aynı anda dermoid kiste alınabilmektedir. Özetleyecek olursak dermoid kistler yumurtalıkta çok sık gördüğümüz kitlelerdir. Bunların her zaman apar topar acil bir şekilde ameliyat edilmelerine gerek yoktur. Eğer kistler herhangi bir problem yaratmıyorsa bunlar 6 aylık aralıklarla takip edilebilmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yumurtalık kistleri ve dermoid kistler hakkındaki sorularınızı bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca buna benzer tıbbi içerikler için Başar Klinik kanalına abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim. Sevgilerimle.